Çift katlı integral örnek soru 13. Bu videomuzda çift katlı integral konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. 2z eşittir x kare artı y kare yüzeyi ve z eşittir 2 düzlemi arasında kalan hacmi çift katlı integral yardımıyla hesaplayınız. Öncelikle buradaki bu hacimsel bölgeyi çizerek başlayalım. Buradaki 2z eşittir x kare artı y kare, oradan z eşittir x kare artı y kare bölü 2 elde ederiz ki bu bir paraboloittir. Şöyle yukarıya doğru z'nin x kare artı y kare her türlü pozitif sonuçlar üretecek. İkisi 0 0 iken 0 olur. Diğer tüm durumlarda pozitif sonuçlar üreterek bir paraboloid oluşturur. Ve yukarıdan da z eşittir 2 düzlemi bizi kesmiş. Şuraya 2 düzlemi atarsak, yani şurada z eşittir 2 düzlemi yukarıdan bizi kesiyor ve paraboloidimizi böyle bir şekil ile hacimsel bölge oluşturuyor. Şu z eşittir x kare artı y kare bölü 2. Buradaki hacmi çift katlı integral ve 3 katlı integralle hesaplayabiliriz ama bizden özellikle çift katlı integral kullanarak hesaplamamız istenmiş. Üste de z eşittir 2 düzlemi var. Bu iki düzlemin farkı çift katlı integralin içine gelecek. Üst düzlem 2 eksi alt düzlem x kare artı y kare bölü 2. Bu şekilde içerideki integral içini oluşturmuş olduk. Devamında bu hacimsel bölgenin xy üzerine iz düşümünü bulmamız lazım. Bunu da farklı bir renkle yapalım. Bu hacimsel bölgenin xy üzerine iz düşümü buradaki kesişim yüzeyidir. Yani buradaki x kare artı y kare ile 2'yi eşitlersek, x kare artı y kare bölü 2 eşittir 2 dersek, x kare artı y kare eşittir 4 olur. Yani bizim xy üzerine iz düşümümüz bir çember. Bu xy üzerine iz düşümü. Bunu xy üzerine çizecek olursak, bu çift katlı integralin sınırlarını çıkartmak için, yarıçapı 2 merkezi orijin olan çember. Buradan integral alma bölgesi çembersel bir sonuç ürettiği için karşımıza kutupsal koordinatlara girmemiz gerekir. R'nin değişimi 0'dan 2'ye, teta'nın değişimi de 0'dan 2 pi'ye. Ve buradaki çift katlı integrali şimdi hazırlayalım kutupsal koordinatlara dönüştürerek. Dışarıya teta'nın sınırı 0'dan 2 pi'ye. İçeriye r'nin sınırı 0'dan 2'ye. Buradaki x kare artı y kare yerine r kare yazacağız. 2 eksi r kare bölü 2. Buradaki dA yani dx dy yerine r dr d teta gelecek. R dr d teta. Şimdi 0'dan 2 pi'ye şu içerideki çarpmayı yapalım. 0'dan 2'ye 2 r eksi r küp bölü 2. dr d teta. Önce r'ye göre integralimizi alıyoruz. 2 r kare bölü 2'den r kare eksi r üzeri 4 bölü bir daha 4 gelecek. R üzeri 4 bölü 8. Bunda 2 ve 0 koyacağız d teta. Orada koyarsak 2 ve 0'ı 0'dan 2 pi'ye 2'yi koyduk. 4 eksi 2'nin dördüncü üssü 16, 8'e böldük 2. 0'ı koyunca zaten komple 0 çıkar, onu yazmaya gerek yok. D teta. İçeride 2 çıktı. 2'nin de teta'ya göre integrali 2 teta. Bunda 2 pi ve 0 koyacağız. 2 pi'yi koyarsak 4 pi, 0'ı koyarsak 0. Buradan da hacim 4 pi olarak bulunmuş olur. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.